Asab ayet 21. And olsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bütün ümmete örnektir. Bir kimse Allah'a iman ettiyse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin peygamberliğini iman ettiyse onun için tek bir örnek vardır. Başkaca bir örnek yoktur ayet-i kerimeye göre inananlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de güzel örnekler vardır. Demek ki Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinde zaten çirkin bir örnek görmek mümkün değildir. Çünkü Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri günah işlemekten korunmuştur. Şimdi ilahiyatlarda, imam hatiplerde o da günah işledi, tövbe etti, Allah onun tövbesini kabul etti sözü doğru değildir. Çünkü Necm suresinde de Cenab-ı Hak onu normalde o hiç heva hevesine uymadı diyerekten onu korumasını altına almıştır. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vahiy ile her daim korunan bir peygamberdir. O yüzden muhakkak ki bütün inananları kapsadığı gibi Allah'ı çokça zikredenler, bunun normalde çokça zikreden kesire olarak geçiyor ayet-i kerimede. Çokça zikredenler için de neymiş? Güzel örnek varmış. Hem ahireti umacak, iman edecek hem de aynı zamanda Allah'ı çokça zikreden için güzel örnek var. Bu ayet-i kerimeyle sabit olunca bir kimsenin din adına Din adına başka bir örnek seçmesi kendine mümkün değildir. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ayet-i kerime ile güzel örnek olarak nitelendirilmiştir. Yani bir kimsenin hem Müslüman, mümin hem de Allah'ı çok zikrediyor ama önüne örnek olarak bu parti lideri olabilir, bu dergah şeyhi olabilir, bu onun üstadı olabilir bu onun patronu olabilir, bu onun kocası olabilir, karısı olabilir, abisi, emmisi, amcası nesi olursa olsun onun için bir Müslüman için, bir mümin için güzel örnek Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Ve o çünkü Allah tarafından husisi mahiyette görevlendirilmiş ve husisi mahiyette çocukluğundan itibaren korunma altına alınmış, çocukluğundan itibaren hiç günah işlememiş masum bir peygamberdir. Ve ondan sonra ne bir peygamber gelecektir, ne de bir nebi gelecektir, ne de bir resul gelecektir. Sonradan kendisine ben nebiyim, ben resulüm. Yok bana işte kitap indirilmedi ama ben de Muhammed Mustafa'nın kitabını uyan bir resulüm. Yok bana kitap indirilmedi ama ben de Muhammed Mustafa'nın kitabına uyan nebiyim. Zaman içerisinde böyle nebiler geldi, böyle resuller geldi filan. Bunların hepsi de boş safsaslardan ibarettir. Son nebi, son resul, son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'dır. Bunun başka başka bir şey düşünülmesi mümkün değildir. Ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu manada bütün ümmete her haliyle her haliyle her haliyle örnektir. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Müslim naklediyor bunu. Kim bana itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan ederse muhakkak ki Allah'a isyan etmiştir buyurur. Çünkü Bakara suresi ayet 151'de de Nitekim kendi içinizden bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor ve nefislerinizi arıtıyor. Ayrıca size size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Kitabı ve hikmeti öğretiyor. Kitaptan kasıt Kur'an-ı Kerim'dir. Hikmetten kasıt Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin sünnet-i seniyesidir. O yüzden Cenab-ı Hak bir kısım peygamberlere kitapla beraber hikmet verdiğini beyan ediyor. O yüzden birisinin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnet seniyesini küçük görme, hor hakir görme, kabul etmeme mümkün değildir. Çünkü ehli sünnetin ekser uleması, alimleri sünnet-i seniyelerin de vahiy olduğuna dair icma etmişlerdir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetleri vahiydir. O yüzden hadis-i şerifte ibadet ederken benden gördüğünüz gibi ibadetlerinizi yapınız der. Bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri güzel örnektir ve ona itaat etmek, ona itaat etmek herkesin üzerine vacip hükmündedir.